Hocam merhaba. Merhabalar, Tayfun gelin. Var mı? Tamam, çek sen doğal. Efendim? Tayfun Hoca'dan haberiniz var mı? Çekiyor musun? Çek ha. Şimdi var arkadaşlar, gelin siz de. Şimdi arkadaşlar, yani YouTuber olarak aynı zamanda gelseniz arkadaşlar, orada niye duruyorsunuz? Gelin buraya. Videomuzu görmeyelim diye. Çekiyorum ya, YouTube videosu çekiyorum. YouTuber'ım ben, Ümit Gezgin. Şeye bakın, 980 tane videom, 981. Doğal, en doğallığı yakalıyoruz. Bizim atölyedeyiz. Öğrencileri... Hayır canım, ne alakası var? Benim dediğimi yani kapatma, böyle doğal şekilde çekiyorsun. Bilgi ve gelmiyorsun doğru. Şimdi arkadaşlar, nedir bu? Bir anlat bakalım. Senin grubunu anlat, senin grubunu anlat. Hocam biz... Hangi okula gidiyorsunuz? Kaçmışsınız? Arkadaşlar, bakın, çeken arkadaşımız. Hocam... Arkadaşlarımız, son sınıf, aynı zamanda atölyeyi de göster. Resimlerde görürsün, şöyle bir dolaştır. Bunlar, bu atölyedeki çalışmalar, masayı göster, atölyeyi göster. Hem geçmiş öğrencilerimizin, hem benim öğrencilerimin küçük küçük görüyorsunuz, paspartu yaptırdım. Bazı duvarları ve benim de resimlerim var. Şu duvarda da yine öğrencilerimizin yaptığı, yani ödev olarak benim yaptırdığım kara kalem çizimler, renkli çizimler var. Bunları da paspartu yaptırıyoruz ki sanatsal, yani etkili bir sunum olsun. Bir kendi düzeylerini de görsünler. Yeni giren atölye biri de aynı zamanda bu atölyenin ne kadar resimsel olayısını görüyorsunuz. Evet. Çalışkan olduğunu, başarılı olduklarını ve hatta boynuzun kulağını geçtiğini, hocalarını da geçtiklerini bilsinler. Çünkü arkadaşlar, temel soru şu, biz resim iş öğretmenliği tutuyoruz. Siz de resim iş öğretmenliği son sınıftasınız, staj yapıyorsunuz. Nerede staj yapıyorsunuz? Bu arkadaşlarımız kendi gruplarının temsilcileri. Her grupta 6'şar kişi var. Hangi okula gidiyorsun? Onu bir söyle. Sen hangi okula gidiyorsun? Onu söyle. İlk önce seni alın. Her ikiniz de Atatürk Bostancı Atatürk Ortaokulu'nda staj yapıyoruz. Toplam kaç kişisiniz? 12 kişiyiz. 6 kişi onun grubunda var, 6 kişi benim grubumda var. Evet, nasıl biliyor? Dersler nasıl geçiyor? Doğru mu? Öğretmenliğe alışıyorsunuz, pratik yapıyorsunuz. Evet, yani öğrencilerle karşılaşmak size nasıl bir duygu yandırıyor vesaire. İlk etapta heyecanlıydık tabii, ilk derslerimize girdiğimiz zamanlarda. Ama öğrencilerle karıştıkça hani o heyecanımızı yendik bir şekilde. Yani onlarla bayağı anne çocuk ilişkisi gibi bir ilişki kurduğumu kendi adıma söyleyebilirim. Hani sınıfa girdiğim her an işte hepsinin koşup sarılması vesaire gibi anlar da yaşadığım oldu. Yani beni paylaşamadıkları zamanlar da oldu bir şekilde. Ortaokul değil mi bu? Evet. Daha küçük. Aynen. Yani küçükler, ondan dolayı biraz da sevgi dolular. Hani diğer anlamda ders anlatma konusuna falan geldiğimiz zaman da anlatılan konuya bağlı olarak ilgileri azalıp veya artabiliyor. Ama genel olarak sınıfın hakimiyetini tutmak tabii ki de öğretmen olarak bizim elimizde. Bunu da iyi bir şekilde yönetebildiğimizi düşünüyorum. Kendi grup arkadaşlarım ve benim adıma. Bu şekilde güzel bir staj dönemi geçiriyoruz. Ne zaman bitecek bu sınav? Öğretmenliğe alıştınız mı? Seviyor musunuz? Tayinim çıksa nereye çıkarsa gider yaparım diyor musunuz? Bunu hep sen cevap böyle. Ben nereye çıkarsa çıksın öğretmenlik yapabileceğimi düşünüyorum. Çünkü bu mesleği gerçekten yapmak istiyorum. Stajımızda ikinci dönemin sonunda Haziran ayları civarında bitecek. Şu an öğretmenliğe alıştığımı söyleyebilirim açıkçası. Hani severek yaptığım bir şey. Öğrencilere de oldukça fazla alıştım. İkinci dönemin sonuna kadar da kendi eksikliklerimi görüp tamamladığım zaman gittiğim her yerde öğretmenlik yapabileceğimi düşünüyorum. Sen de biliyorsun. Ben zaten öğretmenlik isteyerek bu bölümü seçmiştim. Yani ailemde de öğretmen insanlar var ve zaten alışık olduğum bir ortam aslında. İlk başta çok heyecanlıydım. Hala da heyecanım öğrencilerle karşılaştığımda devam ediyor. Yani düşündüğümde nerede olursa olsun öğretmenlik yaparım diyorum. Çünkü zaten sadece burada öğretmenlik yapmak ya da sadece iyi bir yerde öğretmenlik yapmak biraz kolaya kaçmak gibi geliyor bana. Öğretmen dediğimiz kişi bence her şeyin üstesinden gelip her ortamda icraatını gerçekleştirmeli diye düşünüyorum kendi adıma. Ve arkadaşlarımın da bunun için, yani tabii ki hepimiz öğretmen
aynı şey yöneleceğimizi düşünmüyorum ama her birimizin okuldaki çabası öğrencilere faydalı olmak şu an için ve bu süreçte güzel yönettiğimizi düşünüyorum. Hocamız da güzel yönler diyor. Tebrik ediyoruz. Ben de 11 Ocak bugün, 11 Ocak 2023 Çarşamba günü doçent doktor Ümit Gezgin olarak bütün öğrencilerime başarılar diliyorum. Siz de adınızı soyadınızı söyleyerek son ne söylersiniz? Öğrenci yani 1'de 2'de 3. sınıfta olan burada eğitim gören öğretmen adaylarına. Benim ismim Hasret Büyükkaya, şu anda 4. sınıf öğrencisiyim, ana sınıfımdayken. Alt sınıflardaki arkadaşlarıma istedikleri şeyden vazgeçmemeleri gerektiğini söylüyorum ve bunun için gerekli çabayı göstermeleri gerektiğini söylüyorum. Bir şeylere çabaladıkça gerçekten hayatta bir şeylerin olacağını göreceksiniz. Umarım her şey sizin istediğiniz gibi olur. Ben Selan Raydın, 4. sınıf öğrencisiyim. Bu okuldaki deneyimlerimiz aslında sadece aldığımız eğitim olarak kalıyor. Ama burada aldığımız eğitimde ilerideki hayatımızı her yönde etki ediyor. Ve tabii ki eksikler ya da tabii ki istemediğimiz şeyler olabilir. Ama bu da bir süreç. Ve bu süreci güzel değerlendirmek de bizim elimizde diye düşünüyorum. Gerçekten istedikten sonra da arkadaşımın söylediği gibi başa çıkamayacağımız, yapamayacağımız bir şey olduğunu düşünmüyorum. Sizlere de tavsiyem çok istemek ve istediğiniz şey için de çok çabalamak. Bu kadar. Evet, teşekkür ederim. Evet arkadaşlar, yani Ümit Gezgin videolarımı Ümit Gezgin'den takip edebilirsiniz. Bir dahaki çekimde görüşmek üzere diyorum. Esal Yalvar.